videoda en komik okulla alakalı TikTok videolarına bakacağız. Dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen, oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Biliyorum bu okul TikTok'larını seviyorsunuz ve bunların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılın. Okula bir gün gitmemişsindir ve o gitmediğin günde en güzel aktiviteler yapılmıştır. Dünyanın en sinir bozucu günü değil mi? Okula gitmedin, ertesi gün okula gidiyorsunuz. Ya kanka ne yaptınız ya dün falan diyorsunuz. Diyor ki tatile gittik, öğretmen herkesin hesabına 1 milyar TL attı. Ondan sonra okuldaki bütün herkese 5 notunu verdiler. Gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Sen yoktun ama. Ne gıcık bir şey ya o, benim gelmemiştim. Mi beklediniz? Hep böyle olur. Ben ne zaman okula gitmediysem güzel aktiviteler yapılır. 14 yaşındaki kız kardeşin bir sürü makyajlar yapmış sabahın 6'sında. Sabah 6'da böyle hazırlanmayı nasıl başardın ya abi? Sabah 6'da bir insan nasıl böyle bir hal alabilir? Saçlar bigudilenmiş, işte gözler yapılmış, makyaj yapılmış falan. Saat 6'da ben nasılım biliyor musunuz? Hatta o horlayan bir adam var ya, aa diye horluyor. İşte o benim. Öğretmen sınıfta telefonlara izin vermiyor ama herkesin elinde telefon var. Tek yaptıkları tabletin arkasına saklamak. Bu kadar basit. Zaten öğretmenler hiçbir zaman sınıfta telefona izin vermezler ama o kitabın arasında, ne bileyim, sıranın altında falan. Yani yaptık bunları, ne yapalım hocam? Ama derslerinizi iyi dinleyin. Derslerde telefonla oynamayın. Sonra gerçekten çok üzülürsünüz. Birçok videoda sizi uyardım biliyorsunuz. Mezun olurken çok sıkıntı çekersiniz. O yüzden sallayın telefonu falan ya. 2 dakika dinleyin dersin. Sınavı geçince, bütün dersleri güzel güzel verince, o rahatlığı yaşayınca gelip bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü ben dünyanın en ders çalışmaktan nefret eden insanıyım ve ben bunları yaşadım. Beni dinleyin, rahat edersiniz. Çanta getirmeme günü yapmışlar yine okula. Bakalım kimler neyle gelmiş? Ekmek sepetiyle gelen var. Alışveriş sepetiyle gelen var. Zaten bu agaları hepimiz biliyoruz. Adamlar tabutla gelmişler okula. Mikrodalga fırın. Ondan sonra bir merdiven gördüm. Yine alışveriş çantası, arabası. Herkes alışveriş arabasıyla gelmiş ya. Valizle gelen var. Ben gerçekten şu agaları bir kez daha alkışlayabilir miyim? Agalar okula tabutla gelmiş. Okulda üzgünsündür ve üzgün olduğunu herkesin anlaması için şöyle yaparsın ya. Oh falan, hani insanların seni fark etmesini istersin. Kimse de seni fark etmez, öyle oflaya puflaya kalırsın. Videoya devam etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Hemen şuraya en yakın arkadaşlarımdan birisinin, Yaren'in kanalını bırakıyorum. Onun kanalına gidip destek olmayı unutmayın. Desteklerimize ihtiyacı var. Eğer oraya tıklayıp oraya abone olduysanız şimdi devam edebiliriz. Okulun her günü. Aa evet, bu benim ya. Gördüğü bütün şekillerin içinde boyayan benim. Ve deli gibi onları taşırmamaya çalışıyordum. Yani kendi kendime bir challenge yapıyordum aslında. Ondan sonra benim kitaplar, defterler hep okunmayacak hale geliyor. Okulda Crocs giyiyorsun. Okula Crocs terlikle giden var mı ya? Şimdi değil de yazın terlikle falan gidiyor musunuz okula? Ben genelde parmak arası terlik giymeyi sevdiğim için yani onunla da okula hiç gitmedim ya. Çok saçma olur çünkü tatil gibi. Okulda kavga vardır. Abi bütün okul. Abi okulda kavga olduğu zaman bütün okul üşüşür ya. Dünyanın en saçma olayı yani. Neden kavga ediyorsun? Gerek yok, okulda falan kavga etmeyin. Zaten hiçbir yerde kavga etmeyin. Abi benim tavsiyelerimi dinlerseniz gerçekten çok rahat edeceksiniz ya. Bak, dersi çalış, kavga etme. Hesap makinem bana normal bir cevap vermek yerine böyle küsuratlı, saçma sapan bir şey verdi. Evet, böyle küsuratlı olunca neyi yazacağız biz? Bir şeyi bir şeye bölüyorsun, çarpıyorsun falan, küsuratlı bir şey çıkıyor. Yani şimdi noktadan sonraki iki haneye kadar mı yazmalıyım? Yoksa hepsini mi yazmalıyım? Hepsini yazarsam öğretmen onu hesap makinesinden yaptığımı anlayacak. Neyse, ben niye bunu düşünüyorum ki? Ben mezun oldum. Çok sesli olduğumuz ve yakalandığımız gün. Oy. Öğretmenin ortama girişine bir bakar mısınız ya, bak kolları şöyle falan böyle, yani ne demek bu, sıkıntı demek. Şu öğretmenin şu duruşu GG as demek, as win. Her okul sabahı ben kıyafeti giyerken bir anda geri uyuma isteği mi? Abi bu çok kötü bir şey ya. Ben bunu okul değil her sabah yaşıyorum. Uyanıyorum, sonra diyorum ki ya uyuyayım ya, ben biraz daha uyuyayım ya, en iyisi falan diyorum. Ama bir şey diyeceğim, çok fazla uyuyunca insan gerçekten uykusunu falan alamıyor. Yani 8 saatin fazlasında ne kadar uyursanız uyuyun, isterseniz 500 saat uyuyun yine uykulu oluyorsunuz. En iyisi o sabah, o anı atlatabilmek. Yataktan kalkıp lavaboya gidebilirsen işte o zaman ayıldın demektir.
sınıfta uyuyorsun ve o düşme hissiyatı gerçekleşiyor. Abi çok kötü ya. Ben bunu sınıfta falan değil her gece yaşıyorum zaten. Bende mi bir sorun var ya? Ben her gece böyle yatarken bir anda yerimden sıçramaktan bıktım artık. Eskiden arada bir olurdu. Şimdi ne zaman uykuya dalarsam dalayım böyle bir sıçrıyorum ilk başta. Bıktım artık, sıçramayayım ya. Sınavdan bir gece önce her şeyi öğrendiğine kendini ikna ettiğin an ve yalandan "Aa bunu da biliyorum, bunu da biliyorum, bunu da biliyorum. E o zaman uyuyayım." dediğin an. Bunu kimler yapıyor görmek istiyorum. Sonra sınava gidiyorsun. Ben bunu bilmiyorum ki. Ben bunu da bilmiyorum. Ben bunu hiç bilmiyorum ama. Demek ki neymiş, kendini kandırmamak lazım. Yine her okul sabahı uyandıktan sonra deyip geri düşüyoruz. Bu zaten hepimizin başına geliyor yani. Çünkü o güzel sıcak yataktan kalkmayı kim ister ki? Hele bir de kış günü ise var ya, çok kötü ya. Sıcacık yatağından kalkıyorsun, o buz gibi su akıyor böyle. Ellerini sabah sabah yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Ondan sonra üşüye üşüye bir kahvaltı. Sonra evden bir çıkıyorsun, buz gibi hava. Çok kötü ya. Bak düşününce bile deyip gideceğim şimdi. 7'de okula gidiyorsun. Sabah 7'de tamam. Bir sürü... Montun üstüne bir daha mı mont giydin? Tamam, bayağı hazırlıklı gittin. 4'te geliyorsun, hava sıcak. Dünyanın en iğrenç günleri değil mi? Sabah soğuk, öğlen yaz sıcağı, akşam yine soğuk olan havalardan nefret ediyorum. O gün ne giyeceğim ben ya? Mont alsam öğlen terleyeceğim. Montu elimde taşımak istemiyorum. Montu almasam bu sefer sabah ve akşam üşüyeceğim. Dünyanın en iğrenç günleri ya. Lütfen ya soğuk olsun ya sıcak olsun. Yatağa yattın, güzel güzel uyuyacaksın. Aklına dersle alakalı bir şey geldi, strese girdin. Şöyle şurana bir ağrı saplanır böyle, kalırsın, uyuyamazsın, heyecanlanırsın falan. Hep bir de böyle sorunlar falan uyurken aklına gelir insanın. Grupta hiçbir şey yapmayıp hala en yüksek notu alan çocuk. İşte o benim. Abi gerçekten grupta hiçbir şey yapmayıp en iyi notları alan bendim ya. Her zaman grubumu iyi seçerdim. Çalışkanları seçerdim grupta. Ondan sonra bir iki yalancıktan bir şeyler yapardım. Ondan sonra hop oradan notu bir alırdık. Oh be. Kimler böyle? Dersi geçiyorum gibi bir şey diyor yukarıda ama not 98.75. Dersi bıraktı. Bir iki atıştırmalık telefona falan 61'e düştü. Abi gerçekten böyle ama ya. Ders çalışmayınca o notlar çok çabuk düşüyor ya. Gerçi o kadar da garip değil yani. Çalışmazsan notlar düşer. Ama hani şu hissiyat var gerçekten. Defteri kapatıp telefona baktığın an notlar düşüyormuş gibi geliyor. AirPod'larla okula gidiyorum ve sesi sonuna kadar açtım. Herkesi görmezden geliyorum. Ben seni alkışlamak istiyorum çünkü sen bensin. Sabah okula giderken genelde benim konuşasım olmuyor insanlarla. O yüzden kulaklığı takarım mis gibi, oh, kimseyle konuşmadan dersime giderim. Ha, öğleden sonra açılırım ama o sabah konuşmak istemiyorum. Genelde zaten ben günlük hayatta da öyle bir yere giderken falan kulaklık takıyorum ya. Okuldan birini gördüğünde ne yapıyorsun? Aa, bu da benim ya. Bu aynı ben değil miyim? Abi okuldan birini gördüm de demeyelim de, okuldan çok samimi olmadığım ama karşı tarafın samimi olduğumuzu düşündüğü birini gördüğümde. Okulda yakın arkadaşlarımı görürsem tabii kanka der, üstüne atlarım. Ama eğer o kadar da samimi değilsek yani yolumu değiştiririm, görmezden gelirim. Genellikle telefona bakarım. Yani yapıyorsunuz, sen de yapıyorsun biliyorum. Bu beslenme hazırlanışı mı? Aynen. Beslenme çantası denen bir şey vardı ya abi. İçine yemek koyar götürürdük. Ne bu? Yalnız bayağı güzel bir şey hazırlanacak herhalde. Fıstık ezmesi. Ay bayılırım ya. Ben hatırlıyorum eskiden beslenme çantası olan yaşlarımızda falan. Annem çantaya çikolatalı ekmek koyunca ben bayılıyordum. Gerçekten dünyanın en güzel yemeği benim için oydu. Bayağı iyi çanta oldu. Oh, meyve suyu var. Elma var. Bayağı güzel ya. Çok özenle hazırlanmış. Poşetler. Hepsi ayrı ayrı poşetleniyor. Bence 10 numara 5 yıldız bir beslenme çantası. Yani şunu bana verseniz ben bütün gün bunda gezerim. Şu an yerim yani ben bunları. Çok güzel oldu. Peçete de katlandı koydu. Oo, mis gibi ya. Bir de suluk denen bir şey vardı. O suyu böyle hiç tutamaz, damlatır falan. Üstüm böyle ıslanır. Ne pis bir şeydi o suluk ya. Aileler bizim nasıl online derse hazırlandığımızı düşünüyor. Uyandım, güzel güzel kıyafetlerimi giyiyorum, dişimi fırçalıyorum, elimi yüzümü yıkadım, oh, dersin başına geçiyorum. Evet, aileler böyle düşünüyor herhalde de gerçeği nasıl? Ben online derse girmediğim için bilmiyorum ama muhtemelen böyle olmazdı. Yani derse girsem bile şöyle falan girerdim sabahın köründe. Günaydın hocam, evet evet dinliyorum hocam, dinliyorum. Aaa! Hiçbir şey bilmediğin dersin sınavına gidiyorsun. Böyle dans eden dans ede gidiyorsun. Sıfır alacağını biliyorsun çünkü hiç çalışmadın, hiçbir şey bilmiyorsun. Ama üzerinde gereksiz de bir rahatlık, gereksiz bir böyle relaxlık var. O çok kötü bir his ya. Yani abi hiçbir şey bilmiyorsun hem de rahatsın. Rahat olmaman lazım.
efsane güzel giyinen bir grubun önünden geçiyorsun ve sen sadece o gün kötü giyinmişsin. Normalde her zaman güzel giyinirsin. Kötü giyindiğin gün böyle herkes çok yakışıklı, çok güzel olur. Sen böyle eşofmanlarla diye kalırsın falan. Bunu herkes yaşadı. Ben de çok yaşıyordum ya. Yani abi her gün hazırlanıyoruz. Güzel güzel giyiniyoruz falan. Bir gün kötü giyiniyoruz. Herkes böyle Brad Pitt gibi geliyor okula. Benim kötü giyinmemi mi beklediniz? Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepimizin yaşadığı komik okul TikTok'larına baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Like atan herkesin sınavları 100 olacak. Diğer kanallarımıza da tek tıkla abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.